Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Hasan. Uzun zamandır yoktum WordPress konusunda arkadaşlar. Uzun zamandır eğitim çekmiyorum. Bunun nedeni de şu. Her şey karıştı kaldı arkadaşlar. Her şey iç içine girdi. Yani size bunu şu şekilde anlatayım. Bir taraftan bir haber sitesi kurduk arkadaşlar. Bir taraftan kendi web sitemin bazı ayarlarını yapmak zorunda kaldım. Bir taraftan sunucu bazlı bazı işlemler yaptık bazı web sitelerine arkadaşlar. Ve mobil uygulama konusunda da küçük çalışmalarımız oldu. Bu yüzden dolayı WordPress eğitimlerimiz biraz askıda kalmış olabilir. Bunun için sizden özür dilerim. Lütfen bu konu için kusura bakmayın. Bugün itibariyle 40 küsür videoyu arkadaşlar geride bırakmış durumdayız ve yeni videomuzda da karşınızdayız. Bu videoda başlıktan da anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar WordPress'e ne yapacağız? Tabii ki de temamızı özelleştireceğiz ve tema ayarlarına bakacağız arkadaşlar. Peki her temaya aynı ayardan mı bakılır? Aynı yerden mi bakılır tema ayarlarına? Tabii ki hayır arkadaşlar. Buradan ekranımıza geçiş sağlayalım ve menümüze geçiş sağlayalım arkadaşlar. Başlangıç sayfasına geldiğimiz zaman arada böyle karşınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi değerlendirme bildirimleri gelebilir. Ve gördüğünüz gibi burada bazı hatalar olabilir arkadaşlar. Şuna hemen başlangıca geri gidelim. Bazı hatalar olabilir arkadaşlar. Web sitenizin güncellemesinden kaynaklı olabilir. Yüklediğiniz eklentilerden kaynaklı olabilir. Bunlar da arkadaşlar uyarıları lütfen dikkate alın ve web sitenizi olabildiğince düzgün çalışacak bir pozisyona getirmeye lütfen önem gösterin. Şimdi fazla konuştuk galiba, sıramızın ayarlarına geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu sol bölümde genellikle %99 ihtimalle arkadaşlar hangi temayı satın alırsanız alın, burada bir tema bölümü olacaktır. Ve tema ayarları büyük ihtimalle options yazacaktır ya da buradan gördüğünüz gibi dashboard yazacaktır arkadaşlar. A sırada dashboard yazıyor. Biz buradan dashboard'a gidiyoruz. Başka bir tema olursa da arkadaşlar ya buradan ayarlardan gidersiniz arkadaşlar tema ayarlarına ya da burada bir menü olur. Menüden arkadaşlar istediğiniz sayfaya gidersiniz. Ha bunlar da mı olmadı? O zaman şunu yapacaksınız arkadaşlar, bakın. Buradan görünüme geleceksiniz. Görünüme geldikten sonra buradan özelleştir diyeceksiniz. Buradan herhangi bir bölüme tıkladığımız zaman arkadaşlar WordPress'in özelleştirme bölümü açılacaktır. Eğer temanın kendi ayarlar menüsü varsa da arkadaşlar kendi ayarlar menüsü buradan açılacaktır. Şimdi Welcome to Astra diyor. Astra'ya hoş geldiniz diyor ve hızlı ayarlar bölümünü bize gösteriyor arkadaşlar. Bakın alttaki bölümleri düzenleyebilmek için bunları premium versiyonunu satın almanız gerekmektedir diye bir uyarı karşımıza çıktı. Bizim premium versiyonuna ihtiyacımız yok arkadaşlar. Premium versiyonuna ihtiyacımızın olmama nedeni de şu. Bu bir eğitim ve biz bu eğitimde şunları öğreneceğiz. Bakın kısa bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Biz bu eğitimde nasıl yazı ekleriz, nasıl kategori ekleriz, bunların SEO ayarlarını nasıl yapabiliriz, sayfaları nasıl oluşturabiliriz, menüleri nasıl oluşturabiliriz arkadaşlar. Bunların hepsini öğreneceğiz. Bir site kimliği nasıl oluşturulur, slogan, başlık, logolar neye göre çizilir, nasıl yapılır, ben size bunları öğreteceğim. Gerisi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış olacak arkadaşlar ki zaten ben sadece Astra üzerinden bir web sitesi kodlarsam bu sefer kullanıcılar demeyecek mi bana ben başka bir tasarım aldım bunu nasıl yapılacak diye. O yüzden dolayı da arkadaşlar bunların sadece nasıl özelleştirilmesi gerektiğini anlatacağım ben size. Ve bu özelleştirmelerle de arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bütün ayarlarımızı yapabiliyor olacağız. Ve bu eğitimin sonunda kendi web sitemizi sıfırdan tasarlayıp hatta başkalar için web sitesi tasarlayabiliyor olacağız arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, sadece Google değil Yandex, Bing hatta Baidu gibi arkadaşlar ve kesinlikle Google gibi Search Console gibi arkadaşlar bölümlere web sitemize ekleyeceğiz. Site haritalar oluşturacağız, robot dosyalar oluşturacağız arkadaşlar. Reklamları ekleyeceğiz ve reklamlarınızdan da nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım size. Şimdi laf fazla uzatmadan şu ayarlarımıza bir gidelim. Buradan site kimliği ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yani sitenizin adı, sloganı gibi ayarlar arkadaşlar. Burada header builder var. Yani site üst bölümünün ayarları, site alt bölümünün ayarları, düğme ayarları, yazı tipleri, renkler, blog ayarları, yerleşim ayarları ve buradan menü ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle site kimliğine bir gidelim ve WordPress'in kendi özelleştirme, gördüğünüz gibi özelleştirme bölümünden bu ayarlarımızı yapalım. Zaten bu ayarlara şuradan da gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir çıkış yapalım. Gördüğünüz gibi görünüm dersiniz ve buradan özelleştir dediğiniz zaman WordPress bizi aynı pencereye yönlendirecek zaten. Sadece orada işte bu menülerin arasında hangi bölüme gideceğinizi bulamıyorsanız arkadaşlar, karıştırıyorsanız buralardan diğer bölümden hızlı bir şekilde o menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Yani tek faydası şu an için bu. Öncelikle bu üst taraftan genele tıkladığınız zaman yazı tipi, renkler, kapsayıcı düğmeler, başa dön
tuşu da varmış mesela arkadaşlar. Buradan başa dönü aktif ettiğim zaman şu sağ tarafta bir başa dön bölümü oluşacak. Tabi aşağıya doğru indiğim zaman şu an sistemde bir içerik olmadığı için hatta şurada ana sayfaya bir tıklayalım. Ana sayfamıza bir geçiş yapsın. Evet. Gördüğünüz gibi buradan aşağıya doğru indiğim zaman arkadaşlar şuradan bir tuş koyuyor bana ve yukarı doğru hızlı bir şekilde çıkmamı sağlıyor. Bunu sola ya da sağa gördüğünüz gibi koyabilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Buradan boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde bir boyutu tercih ettim. Şu anda mobile geçtiğiniz zaman da arkadaşlar mobil ayarlarını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi masaüstü ve mobil burada dursun. İkisinde de görünmesini istiyorum. Buradan bir geri geldim. Buradan arkadaşlar blok editörlerine gidebilirsiniz ve buradan blokları özelleştirebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan blokları kompakt hale getirebilirsiniz arkadaşlar ve özel bölümlerde oluşturabileceğinizi unutmayınız. Şimdi renklere zaten geldiğimiz zaman bunları zaten anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi şu düğme renkleri, web site renkleri gibi renkleri buradan ayarlayabilirsiniz. Yazı tipleri de zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan fontlarınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi ben yazı tipini şu an için sevdiğim için yazı tipini değiştirmek istemiyorum. Şimdi buradan Header Builder'a geldiğiniz zaman web sitesinin üst bölümünü düzenlersiniz arkadaşlar. Ve hemen aşağı indiğimiz zaman gördüğünüz gibi buradan site title ve logo diyor. Site title ve logomuz yani şurada arkadaşlar. Buradan birincil menümüz var. Yani şurası ve yanında bir tane de butonumuz var. Aşağıda herhangi bir şeyimiz var mı? Herhangi bir şeyimiz yok. Peki bunları nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi bunu alıp ben bir üst bölüme koyduğum zaman burası gördüğünüz gibi bir üste kaldı ve menüler bir alt bölüme indi. Şimdi bunların ikisini de şuraya üst bölüme koyayım ben. Şu şekilde. Bunları da yer değiştireyim. Evet, bunları üst tarafa koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi burayı iletişim olarak ben değiştirdim. Peki bunu nasıl yaptım? Bunun için buradan butona geliyorsunuz arkadaşlar ve buranın metnini özelleştiriyorsunuz. Mesela FR yaptım. Burası şimdi FR olacak arkadaşlar. Ya da örnek veriyorum iletişim yaptım tekrar. İletişim. Evet. İletişim yaptım. Gördüğünüz gibi buton buradan iletişim butonu haline dönüştürüldü. Bağlantıya da dedim ki Instagram dedim. Slash. Instagram kullanıcı adım yazdım. Buraya .com'u unutmuşum. .com Hasan Çağlar HC dedim. Yani iletişim sayfasına birisi tıkladığı zaman benim Instagram'ıma yönlendir dedim arkadaşlar. Ve buradan yayımla dedim. Tamam buraların üst tarafı kalsın. Herhangi bir problem yok. Ya da site başlığı ve logosunu buradan değiştirmek isterseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerine bir defa tıkladığınız zaman buradan da gördüğünüz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela burada bir logo varmış. Bunu sevmedim. Kaldır dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar logom kaldırıldı. Retina logoyu da kaldır dedim. Buradan gördüğünüz gibi logomuz kaldırıldı arkadaşlar. Sloganımız bu. Hayallerine gider site başlığımızda bu arkadaşlar. Logo ve site başlığını buradan seçersek eğer burada az sonra bizim site başlığımız görünecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde saçma bir şey oldu. Veya bunun üzerine gelip arkadaşlar bakın şurada kalem ikonları var. Bu kalem ikonuna da buradan bir defa tıklarsanız gördüğünüz gibi buradan logoların silinmediğini göreceksiniz arkadaşlar. Buradan da bu logoları kaldıralım, şeffaf logoları. Biraz bekleyelim ve gördüğünüz gibi yazı şeklinde sitemizin logosu buraya geldi. Şimdi geri çıkalım arkadaşlar ve bağlantı haritalarına buradan bir defa tıklayalım. Şu an arkadaşlar bağlantı haritası yok burada. Bağlantı haritaları ne işe yarar? Google'ın web sitelerimizi taradığı zaman arkadaşlar daha rahat yönünü bulmasını sağlar ve daha rahat kullanıcıların da işlem yapmasını sağlar. Bizim hangi sayfada olduğumuzu, nerede olduğumuzu gösteren bölümlerdir arkadaşlar. Şimdi blog bölümüne geldiğiniz zaman blog arşivleri var burada. Blog arşivlerinde bu yazdığımız içeriğin tam ekran mı olmasını istiyorsunuz arkadaşlar? Şu şekilde mi görüntülenmesini istiyorsunuz? Veya buradaki sidebarları arkadaşlar yukarıda mı olsun, sağda mı olsun, solda mı olsun bunları buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve meta verilerinde yazarlar, kategoriler gözüksün mü, gözükmesin mi bunlardan bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve tekil yazı sayfasını da gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan sayfaya geldiğiniz zaman arkadaşlar oluşturduğunuz sayfaların nasıl görüneceğini de buradan hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve kenar çubuğunu da gördüğünüz gibi sağda mı olsun, solda mı olsun ve kenar çubuğunun genişliğini buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve footer bölümüne geldiğiniz zaman yani site alt bölümünü
Buradan hızlı bir şekilde bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Copyright 2023 ayarlarına gider olarak ben bunu düzenlemiştim. Kalemin üzerine bir defa tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi Copyright burada yılı yazıyor. Hangi yılda olduğumuz, mesela 2024'e geçtiğimiz zaman bu otomatik güncellenecektir arkadaşlar. Ve site title, yani site ismini buradan hızlı bir şekilde yazıyor. Dilersek biz buraya örnek veriyorum GGH yazdım. Sonuna GGH'yi buraya ekleyecektir. Siz buraya istediğiniz bir metin varsa bunları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu widget'ı yukarıya aşağıya alabilir ve yeni buraya widget'lar ekleyebilirsiniz. Üst bölüme geldiğim zaman arkadaşlar iletişim sayfasına, burada kalem ikonuna bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buraya istediğiniz gibi adres yazabilirsiniz veya buraya yeni bloklar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen üst tarafa çıktığım zaman buradan sola gelelim. Sola geldiğiniz zaman arkadaşlar buradan menüleri ve bileşenleri de düzenleyebilirsiniz. Yani bu ne demek? Şu üst taraftaki menüleri gördünüz arkadaşlar. Buradan menülere tıklıyorsunuz arkadaşlar ve şuradaki menü bölümüne bir defa tıklıyorsunuz. Buradan Home, About, Services, Project ve Contact menülerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sayfaları bu menüde tıkladığınız zaman mesela sizi ana sayfaya yönlendirir. Kontaktı tıkladığınız zaman sizi iletişim sayfasına yönlendirir. Bu bölümden açılır sayfaya bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bunu mesela iletişim olarak güncelliyorsunuz. Üst tarafta mesela home sayfası var. Burayı ana sayfa olarak güncelliyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi mesela about var. Hatta bunların hepsini yapalım. Hep birlikte yapalım arkadaşlar. Siz de yapın. Hakkımızda olarak yazalım. Hemen alt bölümü arkadaşlar servisler ya da hizmetlerimiz olarak yazalım. Bunun bir alt bölümünü de projelerimiz. Projelerimiz olarak yazalım. Dilerseniz arkadaşlar buradan bağlantıyı yeni sekmede de açtırtabilirsiniz. Ama gerek var mı? Kesinlikle buna gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda istediğimiz gibi Türkçeleştirmiş olduk. İletişime tıklanıldığı zaman da ne olacaktı? Bizim Instagram adresimize buradan geçiş yapılacaktı arkadaşlar. Şimdi menüyü de hallettiğimize göre ana sayfa ayarlarına buraya geldik. Diyor ki ana sayfa görüntülenmesi nasıl olsun? Diyor ki burada en son yazılarınız diyor sabit bir sayfa diyor. Şimdi siz buradan en son yazılarınızı seçerseniz ana menüde en son yazılarınız sürekli olarak görüntülenecektir arkadaşlar. Ama sabit bir sayfa seçerseniz bu sefer ne olacaktır? Her kullanıcı girdiği zaman aynı sayfayı görecek arkadaşlar. Yani ben web sitenize girdiğim zaman yeni bir mesela bir haber sitesi kurdunuz. Yeni haberler gözükecektir veya sabit bir sayfa seçerseniz arkadaşlar oraya slider oluşturursanız ve haberleri slider'a entegre ederseniz bu sefer daha güzel bir şekilde olacaktır. Bunlar da tamamen size kalmış. Bunu da buradan sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Biraz saçma bir cümle oldu ama lütfen kusura bakmayın. Şimdi sabit bir sayfa diyor burada ve en son yazılarınız diyor. Bu dediğim gibi tamamen size kalmış. Ben en son yazılarınız olması taraftarıyım şu an için. Daha sonra çünkü özel sayfalar oluşturacağız. Mesela örnek veriyorum haber siteleri için manşet bölümü oluşturacağız. Son dakika bölümü oluşturacağız. Ve haberleri oradan bu şekilde sürekli kayacak arkadaşlar. Buradan ek CSS kodları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu bölümden arkadaşlar site ismi ve logosunu değiştirebilir. Ve buradan bir favicon ekleyebilirsiniz. Şimdi buradan geri gidelim arkadaşlar. Hatta burayı bir kapatalım. Galiba değinmediğimiz bir konu kalmadı. Ha, şurada bileşenler var. Bu bileşenler zaten çok da önemli değil arkadaşlar. Mesela WordPress'in kendi arşivleri var. İşte Temmuz, Ağustos'ta işte şunlar bunlar oldu. Yazarlar şunları yazdı diye. Onları da zaten ilerleyen zamanlarda istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Tabii ki de ayarlarımızın kaydedilmesi için buradan yayınla bölümüne bir defa tıklıyoruz. Veya daha sonra bu ayarların yapılması için arkadaşlar hemen mesela diyelim ki buradan bağlantı haritası bunu seçtik. Buradan ayarlara tıklıyoruz. Taslak olarak kaydet ve zamanla da diyebiliriz arkadaşlar. İstediğimiz zamanda bunların otomatik olarak değiştirilmesini buradan ayarlayabiliriz. Şimdi WordPress'imizin ana menüsüne bir geçiş sağlayalım arkadaşlar. Ve buradan Astra'mızın tekrar yeniden dashboard bölümüne geçiş sağlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Astra'nın dashboard bölümüne geçiş sağladığımız zaman buradan hızlı ayarların hepsini yaptığımızı görüyoruz arkadaşlar. Burada düğmeleri, menüleri, yerleşimleri, blok ayarlarını, renkleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama
Bakın size dediğim gibi eğer temanızın bu şekilde özel bir sayfası yoksa görünüme geliyorsunuz, özelleştir diyorsunuz ve hızlı bir şekilde bütün ayarlarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Hatta şuradan kameramızı geçelim ve bu eğitiminde yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir eğitimin daha sonuna geldik. Büyük ihtimalle bir sonraki eğitimimizde kategorileri nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Kategori eklerken nelere dikkat etmemiz gerekir onları da göreceğiz. Şimdi biz buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir blog sitesi kuruyoruz en başta, bunu da sizlere söylemeyi ihmal etmeyeyim. Ama daha sonradan bu blog sitemizi arkadaşlar WooCommerce'le bir e-ticaret sitesine dönüştürebiliriz arkadaşlar. Başka bir tema kullanıp bir haber sitesi yapabiliriz. Bir portfolyo sitesi yapabiliriz. İstersek bir hosting veya web tasarım sitesi bile yapabiliriz arkadaşlar. Bu tamamen sizlerin isteklerinize göre şekillenecektir arkadaşlar. Şimdi bir eğitimin daha sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin.